İyi günler sayın izleyiciler. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün ve Sürekli Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz yeni bir sağlık programında Aks TV ekranlarında karşınızdayız. Program hazırlayıcısı ve sunucusu olarak değerli meslektaşım, arkadaşım Dr. Murat Terzi ve ben Ersoy Kocabıçak, her cumartesi saat 13'te çeşitli sağlık problemlerinin ele alındığı, çözüm önerilerinin dile getirildiği bu programda karşınızda olmaya gayret edeceğiz. İlk programımızın konukları 19 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Hakan Leblebicioğlu ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Canan Kazak. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Merhaba. Evet sevgili Murat, değerli konuklarımıza geçmeden önce sen de programımızın amacı nedir? Bu programda ne yapmayı hedefliyoruz? Ana hatları bize kısaca bahsedebilir misin? Ben de hocalarıma öncelikle hoş geldiniz diyerek başlayayım. Amacımız sağlık alanında her hafta bilgilendirmek. Güncel gelişmeleri o konunun uzmanlarıyla, üniversitemizdeki öğretim görevlisi arkadaşlarımızla, hocalarımızla her hafta değişik bir konuyu işleyerek ele almak. Bununla ilgili her yaş grubu için yani çocukluk, erişkin, ileri yaş grubundaki hastalara veya hasta yakınlarına o konuyla ilgili örneğin bir kanser, örneğin bir psikiyatrik problemler, çocuk gelişimi, anne sağlığı, çocuk sağlığı gibi veya sosyal bir problem olabilir. Sigara kullanımı, madde kullanımı gibi bu alanda bilgiler vermek. Vereceğimiz bu bilgilerde amacımız en doğru, en güncel bilgiyi aktarmak. Çünkü sağlık programlarıyla birlikte bazen yanlış bilgilerin aktarıldığını zaman zaman görebiliyoruz. Zaten senin de bu programı hazırlarken bize bazı önerilerde bulunuldu. Denedi ki hocam işte değişik programlar var, bunlardan bir örnek alalım. Ama bizim o programları izleyecek zamanımız da olmadı. O programlar bizden örnek alsın gibi en sonunda öyle bir sloganla programa başladık. Yani iddialı olmakla beraber. Bu programlarda önemli bir problemin sunucu ve yapımcılıkta bir problem olduğunu, yani işlenen sağlık probleminin sunucu tarafından iyi hazırlanmadığı takdirde izleyicilere iyi aktarılmadığını söylüyor yani izleyenler. Ben de zaman zaman buna değişik vesilelerle şahit oldum. Biz hekim olmamızın da artılarını kullanmaya çalışacağız. Tabii bunu ne kadar başarabiliriz? Bunu zaman gösterecek. Ama o konuyla ilgili, işleyeceğimiz o konuyla ilgili zaten bir hazırlığımız olacak. Belirli bir altyapımız da var. En doğru bilgiyi vermek. Tabii değişik formatlarda olabilir. Bu stüdyoyu kullanabiliriz veya farklı bir ortamda olabiliriz. Zaman zaman izleyicileri alacağımız programlar olabilir. Ve zaman zaman farklı mekanları kullanabiliriz. Bununla ilgili hem rektörlüğün hem de üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi'nin bizi motive etmesi bizi biraz cesaretlendirdi. Biz hazırlık yaparken öncelikle işimiz çok zor olmaz diye düşündük ama son birkaç gün içerisinde bu işin yani çok da kolay olmadığının farkındayız. Umarım başarılı oluruz. Ersoy'un beyin cerrahı olması, benim nöroloji olmam ve 15 yıllık geçmişimizde zaman çok tartışmışızdır. Ameliyat olsun mu olmasın mı, şu tedavi yapalım mı bu detay ama hep ortak bir noktada buluşmuşuzdur. Biz farklılıkları zenginliğimiz yapacağız inşallah. Şimdi biraz uzak durmamızın nedeni de ondan. Karşılıklı. Böyle bir ortak noktada buluşamasak da doğru mesajı aktarmak evet, önemli. Çok önemli. Onun için böyle bir programa başlıyoruz. Umarım başarılı oluruz. Ben telefonla bağlanabileceğini, mail ortamıyla bize sorular gönderilebileceğini belirteyim. İzleyicilerimiz bize sorularıyla ve katkılarıyla destek olabilirler ve düşüncelerini bizimle paylaşabilirler. Tabii çok değerli iki bilim insanıyla birlikteyiz bugün. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu ilk programımızda yalnız bırakmadılar. Hem üniversite rektörlüğü hem de Sürekli Eğitim Merkezi bazında bizimle birlikte bu ilk programda birlikte oldular. Ben öncelikle Hakan Hocam'la başlamak istiyorum. Hakan Hocam hem Ersoy'un hem benim eğitim dönemimizde hep hocalığımızda bulundu. 94'te ben başladım. Ersoy da 90'lı yıllarda Hakan Hocam'la birlikte çok şey öğrendik ve halen öğrenmeye devam ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum size. Ankara Tıp mezunusunuz. Onu biliyoruz. Afyon doğumlusunuz. Evet. 91 yılında bir öğretim görevlisi olarak Samsun'a ilk gelişiniz. 94'te üniversitemizde doçent ve daha sonra 2000 yılında da profesör oldunuz. Halen enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalında öğretim görevlisi ve anabilim dalı başkanlığını yürütüyorsunuz ve rektör yardımcımızsınız. Pek çok bilimsel katkılarınız var literatüre, pek çok yayınlarınız olduğunu, pek çok enfeksiyon hastalıkları alanında dernek üyelikleriniz olduğunu biliyoruz ama Türkiye Bilimler Akademisi üyeliğiniz de mevcut. Bu alanda gerçekten çok değerli bir bilim insanı olduğunuzu biz
uzun zamandır biliyoruz. Halkımız da sizinle zaten değişik vesilelerle hastanede görüşmüştür. Ama biz bu programda tekrar sizinle hem üniversite ile ilgili bazı gelişmeler nedir, üniversitenin sağlık alanındaki ilerlemeleri nedir, üniversitedeki akademik alandaki gelişmeler nedir ve belki zamanımız da olursa biraz enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili belki gelecek sorular doğrultusunda da size bazı sorularımız olacak. Hem özgeçmişinizle ilgili bu başlangıçla birlikte siz belki eksiklerimiz olabilir, sizin tamamlamak istediğiniz şeyler olabilir. Çünkü uzun zamandır Samsun'da bulunan birisi olarak, bir öğretim görevlisi olarak Samsun'da pek çok anılarınız da vardır. Belki bunları da bizimle paylaşmak istersiniz. Ersoy, Canan Hocam'ı da sen İsterseniz takdim ben de Canan Hocam'ı takdim edeyim. Evet, Sayın Profesör Doktor Canan Kazak hanımefendi de Samsun doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamlamış. Lisans eğitimini yine bizim üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde tamamladığını biliyoruz. Fizik bölümü nükleer fizik anabilim dalında yüksek lisans yapmış ve katı hal fizik anabilim dalında doktorasını tamamladığını biliyoruz Sayın Hocamızın. Hocamız 90-2001 yılları arasında araştırma görevlisi, 2001-2005 yılları arasında yardım doçent, 2005-2011 yılları arasında doçent ve 2011 yılından itibaren de profesör kadrosunda görev yapıyor. Ve kristalografi alanında çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz Sayın Hocamızın. Hocamız aynı zamanda İngiltere'de Newcastle Üniversitesi'nde bir yıl süreyle ileri materyal ve kimya mühendisliği bölümünde de çalıştığını biliyoruz. Hocamızın onun dışında Samsun'un sosyal etkinliklerinde de görev aldığını, Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimci Kurulu üyesi olduğunu ve Samsun İş Kadınları Derneği'nde de yönetim kurulu üyesi olduğunu biliyoruz. Bunlara ek olarak bizim programımızda çok büyük bir katkı sağlayan Sürekli Eğitim Merkezi'nin de 31 Ağustos yanılmıyorsam evet. değil mi? 2013 tarihinden itibaren müdürü olarak da görevlendirildiğini ve bu konuda pek çok çalışmanın içinde bulunduğunu biliyoruz. Tekrar ikinize de hoş geldiniz diyoruz ve müsaade ederseniz Sayın Hocam'la, Hakan Hocam'la bir soruyla başlamak istiyorum programa. Hocam, biliyoruz ki üniversite hastanemiz 70'li yılların ortasından, 76-77 yılından itibaren bildiğimiz kadarıyla Samsun halkına ve çevresindeki illere Karadeniz bölgesine hizmet vermekte. O dönemden beri iki kez bina değişikliği olduğunu biliyoruz. Son 86 yıldan itibaren Tıp Fakültesi Hastanemizin hizmette olduğunu biliyoruz. Şu an itibariyle sağlık hizmeti sunmakta üniversite hastanemizin fiziki şartları ve teknik şartları acaba yeterli mi? Yeni hizmet binaları için bir takım girişimlerimiz var mı? Üniversite hastanemiz dışında başka yerlerde sağlık hizmeti sunduğumuz birimlerimiz var mı? Bu konuyla ilgili acaba başlayabilir miyiz programımıza? Evet, çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle sizleri kutluyorum üniversitemiz adına. Hem de bir öğretim üyesi meslektaşınız olarak kutlamak istiyorum. Böyle bir programı gerçekleştirdiğiniz için hem klinikteki birlikteliğinizin burada da sürmesi, bir takım çalışmasını burada da sürdürmüş olmanız gerçekten bizi mutlu ediyor. Üniversitemizin tanıtımına bu katkısından dolayı Aks TV'ye de bize bu salonlarını açtığı için yine teşekkür ederim. Tabii üniversitemiz köklü bir üniversite. 37 yıl aradan geçti ve 1986 yılından itibaren de yeni binasında, artık biraz eskidi ama bu binasında hizmete devam ediyor. İlk başta göğüs hastalıkları hastanesinde başlayan bu süreç daha küçük bir alanda. Şimdi 1000 yataklı, birkaç bölüm, birkaç farklı alandan oluşan şu anda bir erişkin hastanemiz var. Bunun yanı sıra bir çocuk hastanemiz var. İki temel bina üzerine bina edilmiş durumda. Söylediğim gibi 1000 yatağımız var. 300 civarında bir öğretim üyesi kadromuz var. Tabii bunun dışında yine 350 civarında yanılmıyorsam bir asistan kadromuzla, hemşirelerimizle, çalışanlarımızla bir aile olarak hastanemizde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Tabii 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi sadece Samsun'a hizmet vermiyor. Samsun'un dışında bir bölge hastanesi ve son zamanlarda da baktığınızda sadece Türkiye sınırlarına değil, ülkemiz dışında da özellikle bölgedeki ülkelerden de bir hasta akışı olduğunu üniversitemize görüyoruz. Tabii 19 Mayıs Üniversitesi bir üçüncü basamak hastanesi. Aynı zamanda eğitim yapılıyor, aynı zamanda sağlık hizmeti sunuluyor ve bu ikisini de birlikte sürdürmek durumundayız. Bu kapsamda da baktığımızda
bize gelen hastalar daha çok ağır hastalar, daha çok problemi olan hastalar, başka yerlerde çözüm bulamamış hastaların bize geldiğini görüyoruz. Ve o yüzden de bizim öğretim üyelerimizin, asistanlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın çalışma yükü de çok yoğun. Peki neler var? Gerçekten modern bir yoğun bakımımız var. Bir merkezi yoğun bakımımız var. Ama yeni dönemde yapılan nöroloji yoğun bakım sizin yakinen bildiğiniz. Kardiyovasküler yoğun bakım, yine yeni açılan yoğun bakımlarımız ve göğüs hastalıkları içinde ayrı bir yoğun bakım açıldı. Bu 2013 yılında da iç hastalıkları için bir yoğun bakım açma çalışmamız var ki özellikle ağır hastalar için, yaralanmış, travma geçirmiş hastalar için bu yoğun bakımların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine baktığımızda üniversite hastanesinde yine bu bölgede onkolojik hastaların müracaat edebileceği en önemli merkezlerden bir tanesi bizimki. Ve şu anda Türkiye'nin sayılı kemoterapi ünitelerinden birisine sahibiz. Burada hastalarımız konfor içerisinde hastalıklarını inşallah unutturacak düzeyde bir bakımla, donanımla onlara günlük hizmet vermeye devam ediyoruz. Çocuk hastanemiz var. Tam donanımlı bir hastanedir. Eğitim kadromuz, öğretim üyesi kadromuz oldukça geniş. Çok sayıda yan dalda bir hem sağlık hizmeti veriliyor hem de eğitim hizmeti devam ediyor. Orada da yine çocuk için ayrıca bir acilimiz var. Yani bizde hem erişkin acil ayrı hem çocuk acil ayrı. Çocuk acilde uzman arkadaşlarımız, erişkin acilde erişkinle ilgili uzman arkadaşlarımızın çalıştığını görüyoruz. Tabii klinik olarak bu şekilde bir çalışmanın yanında ciddi bir laboratuvar kapasitemiz de var. Hem radyoloji ünitemizde, hem patolojiyle, hem merkez laboratuvarımızda, hem de özellikle son derece önemli olduğunu düşündüğüm bir genetik laboratuvarımız var. Burada da hamilelik döneminde özellikle erken teşhis açısından, anomalileri saptamak açısından da birçok test yapılabiliyor. Tabii üniversite hastanesini biraz saymakla bitmez. Evet. Toparlamaya çalışıyorum. Çok geniş bir alanda hizmet veren bir hastane olarak düşünebiliriz. Evet. Kampüsümüz de o geniş alana kurulması açısından uygun aslında. Yani çocuk hastanesi dışında onkoloji için de ayrı bir hastane düşüncesi var sanırım. Evet, bu yılki devlet planlama teşkilatındaki planımızda bir 100 yataklı onkoloji hastanesi planımız var ve hayata geçiyor. Şu anda onun proje çalışmalarını yapıyoruz. Yer tespiti muhtemelen ana yapıya yakın bir yerde olacak. İlk etapta da bu ana kampüsün içerisindeki çok katlı otoparkımız var. Onun üzerine bir bina etme gibi bir düşüncemiz var. Fizibilite çalışmaları devam ediyor ama onayı alındı. 100 yataklı, içinde radyolojisiyle, laboratuvarlarıyla, küçük girişimlerin yapılabileceği bir girişim odasıyla, birkaç girişim odasıyla böyle bir hastaneyi de gerçekleştireceğiz. Zaten hükümetin, devletin planında da Samsun onkoloji açısından bir merkez olarak gösterilmiş. Biz de o merkezin ilk hazırlıklarını bu şekilde yapmış olacağız. Herhalde hocam bölge olarak da değişik kanserlerin sık görüldüğü bir bölgeyiz. Hani Karadeniz bölgesi olarak. Belki hani böyle bir istatistik var mı çok iyi bilmiyorum ama hastalara her alanda yani kemoterapi, radyoterapi veya tetkik aşamasında böyle bir merkez olması hastaların da o sürecini hızlandıracak ve tanı ve tedavisini kolaylaştıracaktır. Hasta açısından da iyi olacaktır herhalde. Doğru tabii. Şimdi biraz günümüzde yaşam sürelerinin uzaması, tanı ve tedavi imkanlarının artması bu tür kanserlerin de biraz daha sık görülmesine ya da tanı konulmasına neden oluyor. Bölgede kanserin sıklığı ile ilgili zaman zaman argümanlar oluyor ama herhalde onu uzmanlarına bırakmamda fayda var. Hani ne kadar artış vardır yoktur. Ama bizim bölgemizde de tabii ki her bölgede olduğu gibi bazı kanser türleri daha sık görülebiliyor. Dediğiniz gibi bunların hem tedavisiyle hem de onların tanısıyla ilgili bir altyapımız var. Radyoterapi ünitemiz oldukça zengin, geniş bir radyoterapi ünitemiz var. Belki bu kapsamda şunu da ekleyebiliriz. Sağlık hizmeti sununca bunu çok böyle bazen mekanikmiş gibi algılamamak gerekiyor. Bunu kimi zaman hastalar da öyle algılıyor. Yani sağlık hizmeti biraz daha özel bir hizmet.
çok da sorumluluk isteyen bir hizmet. Sonuçta bir imza atmanız da bitmiyor her şey. Ve attığınız imzanın sorumluluğu çok fazla. Bir buna düşünmemiz lazım. Ama asıl söyleyeceğim, bu sağlık hizmetini sunarken hastalarımıza ciddi bir konfor sağlamaya çalışıyoruz. Ve hasta yakınlarına ciddi bir konfor sağlamaya çalışıyoruz. Üniversite hastanemizin içerisinde bulunan Tepe Otel'de, örneğin biz hasta yakınlarına refakatçi kartları var ise, yani hasta yakınlarının olduğunu belirliyorlarsa, belgeliyorlar ise, onları düşük ücretle otelde konaklatıyoruz. Tabii herkesin otelde konaklama şansı da olmayabilir ekonomik durumdan dolayı. Yeni biten, yakında açılışı yapılacak olan, valiliğimizin de büyük katkılarıyla, özel idarenin de büyük katkılarıyla yapılan bir refakatçi evi projemiz var. O da açıldığında çok düşük bir ücretle orada imkanı olmayan hasta yakınlarımız kalabilecekler. Artık yani birçok hastanede gördüğümüz işte arabada yatmalar, dışarıda beklemeler gibi sorunu da çözebileceğimize bazen inanıyorum. Bazen koridorda, koltukta yatanlar olabiliyor. Gerçekten belki yani üniversite olarak etrafta çok otel olmaması veya şey olmaması açısından, konaklama yeri olmaması açısından refakatçi evi oldukça önemli diye düşünüyorum. Yani verdiğimiz otel hizmeti aslında çok ucuz. Evet. Yani burada fiyatını söylemeyeyim ama evet, çok ucuz. Yani dışarıda ancak o paraya bir kahvaltı ya da bir yemek yenilebilecek bir fiyata rahatlıkla otelde kalınabiliyor. Ama refakatçi evi daha ucuz olacak. Evet. Desteklenecek çünkü. Teşekkür ederiz hocam. Can hocam, siz sürekli eğitim merkezindesiniz. Ersoy az önce söylediği belli bir dönemde devam ettiriyorsunuz sürekli eğitim merkezindeki evet, görevinizi. Önce herhalde sürekli eğitim merkezi nedir? Onu bir tanımlamamız lazım. İzleyicilerimiz bilmeyebilirler ama biz biliyoruz üniversitede oldukça bizim için de bu program da zaten sürekli eğitim merkeziyle olduğu için bu ve bunun gibi projeler var ama öncelikle isterseniz bir tanımlayalım, onunla başlayalım. Tamam. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum bu projeyi gerçekleştirdiğiniz için. Eminim ki çok verimli bir program olacaktır. Sürekli Eğitim Merkezi, üniversitelerin rektörlüklerine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Örgün, ön lisans, lisans ve yüksek lisans ya da lisansüstü öğretim programlarının dışında yapılabilecek her türlü eğitim programlarını düzenlemektedir. Yine sürekli eğitim merkezleri, kamu, özel sektör, kurumlar arasında ve uluslararası işbirliğini güçlendirmekte önemli yer almaktadır. Sürekli eğitim merkezleri bu amaçla kurulmuştur ama üniversitelerin en önemlisi de üniversitelerin laboratuvarlarını, her türlü imkanlarını topluma kullanma olanakları sağlamaktadır. Günümüzde biliyorsunuz ki en hızlı değişen argümanların başında bilgi gelmektedir. Bunun da nedeni bilim ve teknoloji çok hızlı olarak gelişiyor. Dolayısıyla sadece yeni işe başlayacak olan kişiler değil, aynı zamanda bir meslek sahibi olan kişilerin de mesleklerinde deneyimlerini güncellemeleri gerekmektedir başarılı olabilmeleri için. Aynı zamanda topluma sosyal ve kültürel olarak gelişim sağlamaktadır. Bunun için eğitim programları düzenlemektedir sürekli eğitim merkezleri. Ve biraz önce söylediğim gibi kendi merkezimiz var ama bu merkezin eğer eğitimin programını karşılayamayacak şekildeyse, örneğin bir laboratuvar gerekiyorsa üniversitenin laboratuvarını, kütüphanesini ve sınıflarını her türlü imkanlarından yararlanabiliyoruz. Evet. Bunu da topluma ya da katılımcılara sunabiliyoruz. Evet. Aslında bir nevi herhalde var olan kaynaklarımızı daha aktif hale getiriyoruz. Hem insan yükü açısından hem mekan açısından daha evet, kullanışlı, topluma evet, daha faydalı olmasında bir organizasyon sağlaması için oldukça önemli. Ben de tam kesinlikle bu noktada aslında Canan Hocam'a bir soru yönlendirmek istiyorum. Sürekli Eğitim Merkezi'nin hedefleri, görevleriyle ilgili çok güzel açıklamalarda bulundunuz. Bizim üniversitemizde 19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi yapılanması nasıl, neler yapıldı şimdiye kadar, bundan sonra biz neler yapıyoruz, neler yapacağız? Bununla ilgili de bize biraz açıklamada bulunabilir misiniz? Evet. Faaliyetlerimiz olabilir.
19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, yani kısaca OMSEM, 1999 yılında ilk defa faaliyete geçmiştir. Faaliyet alanlarını 4 ana program halinde sunabilirim sizlere. Birincisi sözleşmeli eğitim programları. Bunlar kurum ve kuruluşların önerdiği eğitim programlarına göre bizim hazırladıklarımız. Yine planlı eğitim programları var. Bu da bu programların sonucunda da, yani toplumun ihtiyaçlarına göre daha doğrusu, biz eğitim programları hazırlıyoruz ve bu eğitim sonunda da katılımcılara katılım belgesi, eğitimin süresine göre değişebiliyor, başarı belgesi ya da sertifika verebiliyoruz. Saatleri tabii ki farklı olmakla beraber. Tabii ki, saatine bağlı olarak. Bunun dışında halk konferansları düzenleniyor. Yine bu birçok içeriği olabiliyor. İşte burada konumuz sağlık olduğu için, örneğin bizim şu anda aktif olarak yaptığımız konferanslardan birisi de halk sağlıkla alakalı. Aynı zamanda üniversite içerisinde akademik ve idari personele ve üniversite öğrencilerine düzenlenen seminerler, konferanslar, yine eğitim programlarımız oluyor. Evet, Hakan Hocam, hastalar zaman zaman bize şöyle geliyorlar. Biz üniversiteye geliyoruz ama bazen öğretim görevlisine ulaşamıyoruz, bazen araştırma görevlisinden yeterli randevu alamıyoruz. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum bununla ilgili. Öğretim görevlisi kadromuzla araştırma görevlisi kadromuz yeterli mi? Biz asistanların sayısının azaldığını biliyoruz. Yani her geçen yıl sanki o sayı azalıyor. Hani hastalar bazen şikayetçi oluyorlar, ya hep asistanla karşılaşıyoruz ama yakında sanki asistan sayısı azalınca onunla da karşılaşamayacaklar gibi bir durum olabilir mi? Bununla ilgili sizin düşüncenizi merak ediyoruz. Şimdi gerçekten asistan sayımız azalıyor. Ben 350 civarında bir asistan kadrosundan bahsettim. Bu son birkaç yılda en az 150-200 civarında bir asistan sayımız azaldı. Tabii bu bizim elimizde olan bir husus değil. Sağlık Bakanlığı'nın asistan planlamasında YÖK'le beraber yaptığı, tıpta uzmanlık kurulunun yaptığı bir asistan planlaması var. Bu asistan planlamasına baktığımızda da tabii bu arada da çok sayıda eğitim hastanesi ve tıp fakültesi açıldı. Oralara da asistan verilmesi gerekiyor. Mezun olan hekim arkadaşlarımızın yarısı asistanlığa, yarısı da aile hekimliği, pratisyen hekim olarak çalışıyorlar ki planlama bu şekilde yapılıyor. Çünkü her iki alanında, yani hem birinci basamağın hem de asistanlık müessesesinin de dönmesi gerekiyor. Tabii böyle olunca da asistan sayısı gittikçe azalıyor. Hele bazı branşlarda maalesef neredeyse asistan kalmadı. Bununla ilgili ciddi bir ülke düzeyinde ciddi bir planlama yapılması gerekir. Açıkçası çok sayıda tıp fakültesi açmanın ya da eğitim hastanesi açmanın ve eğer buralara asistan verebilmenin çok mümkün olabileceğini sanmıyorum. Nasıl çözümlenebilir? Asistan sayılarının özellikle eğitim alanlarının tanımlanmasında, her eğitimin her yerde verilmesine gerek yok. Bence bazı üniversitelerde bu asistan eğitiminin daha yoğun sürdürülmesi, diğerlerinde asistan eğitimi yerine öğrenci eğitimine ağırlık verilmesi daha yerinde olur gibi geliyor. Ama bu tabii çok kapsamlı bir süreç, üzerinde çalışılması gerekiyor. Çözüm olarak yapılması gereken üniversitelerinde, eğitim hastanelerinde olduğu gibi uzman kadrolarının artırılması lazım. Eğer bizim uzman kadrolarımız artarsa o zaman hem polikliniklerimizde hem kliniklerimizde uzman meslektaşlarımız çalışabilecektir. Ama maalesef onun da önündeki önemli engel üniversitedeki uzman kadroları diğer uzman kadrolarıyla eşdeğer gözüktüğü için uzmanların üniversitede alacağı ücrette daha düşük oluyor. Biz onu biraz döner sermayeden kompanse ederek artırmaya çalıştık. Ama elimizde çok da fazla uzman kadrosu yok. Sonuçta böyle bir sorunlu bir dönem var. Ama bu sadece 19 Mayıs Üniversitesi'nin sorunu değil. Birçok üniversitenin aynı sorunla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Tabii üniversite hastanelerinin çalışma pratiğine baktığınızda evet, hastalarımız asistanlar tarafından muayene ediliyor ama bu sadece onlara muayene edilmeleriyle bitmiyor. Mutlaka hastalarımız öğretim üyelerine danışılıyor.
kimi zaman birlikte muayene ediliyorlar. Bu şekilde bir yapılanma içerisindeyiz. Çünkü öğretim üyelerini sabah 8-5 poliklinik yaptırmak gibi bir çalışma düzenine girersek bu sefer eğitim aksar, araştırma fonksiyonlarımız aksar. Onun için hepsini bir dengede tutmak zorundayız. Hastalar muayene olduktan sonra sorumlu hekim tarafından öğretim üyelerine mutlaka danışılırlar. Yani, hasta bilsinler, üniversite gelince değerlendirdiklerinde o bölümde ilgili kim varsa öğretim üyesi onları görmekte veya değerlendirmekte, asistan konsültasyonu yapılmakta. Ya mesela sizin bölümünüzde de aynı şekildedir. Evet. Ben kendi bölümümüzden örnek vereyim. Evet. Biz iki poliklinik çalıştırıyoruz. Enfeksiyon hastalıklarında her iki polikliniğinin o günkü konsültanı ayrıdır. Evet. Klinikteki iki hocamız görevlidir. Ve onun dışında kat konsültanlarımız vardır. Yani katlarda hastalara bakan hocalarımız vardır. Onlar da asistanlarla birlikte o hastaları mutlaka ziyaret ederler. Eğer hoca çıkamamışsa asistan görür ve hocasına aktarır. Sonunda hoca onunla ilgili ne yapılması gerekiyorsa onu söyler. Sayın hocam, ben de tam bu noktada birkaç soruyu kapsayacak sorular sormak istiyorum. Şimdi biliyoruz ki Samsun son yıllarda Samsun bir sağlık kenti olma yönünde ilerliyor diye bir algı var. Biz de bunu hissediyoruz ama çevreden, şehirden de böyle bir takım algı var. Gerçekten bu böyle mi? Bu yolda Samsun ilerliyor mu? Başka neler yapılabilir? Sağlık kenti, gerçek manada sağlık kenti olmak için neler yapılmalı? Yine bununla ilişkili olduğunu düşündüğüm, sağlıkta biliyorsunuz reklamlar gittikçe artıyor. Bazen görüyoruz işte yılda şu kadar şu tetkiki yapıyoruz, şu ameliyatları yapıyoruz gibi bir takım reklamlar görüyoruz. Acaba sağlık üssü oluyoruz derken yanlış bir şeyler de yapılıyor, topluma yanlış mesajlar veriliyor mu? İşte bu konuda da söylemek istedikleriniz neler? Bu konuda da bizi aydınlatırsanız seviniriz. Ben şunu da ekleyeyim. Bazen hocam şöyle oluyor. Yani bazen reklamlar oluyor. Bir yılda işte 1000 tane bypass yaptık, 100.000 bypass yaptık gibi reklamlar bile olabiliyor. Bizim şehrimizde ben görmedim ama görülen yerler olabiliyor. Yani baktığımız zaman şimdi Samsun'un nüfusunda yani zaten bir yılda 100.000 bypass yapılsak 2-3 yıl sonra zaten herkes bypass yapılmış gibi olacak. Evet, yani evet. Böyle bir durumda soru işaretleri oluşturuyor. Ersoy dediğine ben de katılıyorum. Yani böyle bir çok reklam olması sanki biraz çok kafa karışıklığı yapabiliyor mu? Bir de şunu görebiliyoruz tabii. Yani bu sorunun belki devamında örneğin hastalar bir gün bir kuruma gidiyorlar. Aynı gün başka bir kuruma aynı şikayete gidebiliyor. Hani başı ağrıyor. Bir kuruşa gidiyor. Bir ağrı kesici veya bir antibiyotik. Aynı gün başka bir antibiyotik. Böyle hatta 1-2 gün içerisinde 3-5 kurum olunca hem tetkik çok fazla olmuş oluyor. Onlar radyasyon miktarı bile hocam. Hasta onu bilemiyor tabii. Gidiyor tabii, aynı gün iki yerde, üç yerde akciğer grafisi çektirmiş olabiliyor. Ya da tomografi çektirmiş olabiliyor. Bu tür bir takım bu kargaşaların da olduğunu biz biliyoruz içinde olduğumuz için. Ya bununla ilgili de fikrinizi öğrenmek istiyoruz. İsterseniz önce sağlık kentinden başlayalım. Eğer arada atlarsam ikinci dediğiniz bölüme de hemen geçelim. Şimdi Samsun sağlık kenti oluyor mu? Evet, bu konuda ciddi bir istek var. Yani hem valilik, hem belediyemizin, hem üniversitemizin, hem özel sağlık kuruluşlarının, hem de bu alanda çalışan sanayi kuruluşlarının bu konuda ciddi bir isteği var. Ama Samsun sağlık kenti oluyor derken, Samsun işte sağlıkta, hastane sayıları artıyor, çok sayıda hizmet veriliyor, ameliyat sayımız artıyor, şu bakımları yapıyoruz da Samsun sağlık kenti olamaz. Eğer Samsun'un sağlık kenti olmasını istiyorsak, gerçekten bizim bu medikal aletler Samsun için son derece önemli. Çok da değerli bu alanda çalışan firmalarımız var. Bunların mutlaka bir güç birliği yapması lazım. Birlikte çalışma modelini benimsemesi gerekir ki bu yönde adımları var. Bunu eğer gerçekleştirebilirsek o alanda ciddi bir sağlık kenti olma yolunda ilerleyebiliriz. Sağlık kenti olmanın önemli aşamalarından bir tanesi de bence sağlık turizmi. Yani bizim Samsun'dan, Ordu'dan, Amasya'dan buraya hasta geliyor olması bence yeterli değil. Evet. Eğer gerçekten bir sağlık kenti olmak istiyor isek bizim yurt dışından buraya hasta akışının olması lazım. Üniversitemizin bu yönde çabası var. Biliyorum bazı özel kuruluşlarında ya da bazı özel merkezlerinde bu yönde çalışmaları var. Bunu sağlarsak bu son derece sağlık kenti açısından yararlı olabilir. Yine Samsun'un sağlık kenti olmasını
artırabilecek, tetikleyebilecek bir noktada özellikle bu sağlık turizmi açısından kaplıcalar. O açıdan da Samsun oldukça zengin. Bunu ülkemizde yapan başka merkezler de var. Ama bizim bu alanlarda da ciddi bir biçimde hem otelcilik altyapısını hem de hastane altyapısını geliştirmemiz lazım. Evet. Örneğin biz üniversite olarak ne yapıyoruz? İşte Havza'da özellikle fizyoterapi ile ilgili bir bölümümüz var. Şu anda neden orada kurduk? Çünkü Havza'da kaplıca var. Evet. Öğrencilerimiz orada yetişiyor ve şu anda iş garantili çalışıyorlar. Yani çıktıkları an işleri var. Bizim bu tür noktalarda ilerlememiz lazım. Tekrar söylüyorum, yani sadece hasta sayımız arttı diyerek Samsun'un sağlık kenti yapamayız. Gerçek bir sağlık kenti yapmak istiyorsak hem sanayide hem sağlık turizminde çok ciddi adımlar atmamız lazım. Bu yönde bir istek var, çaba da var. Umarım hep beraber bunu gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Demin verdiğiniz örnek, örneğin onkoloji hastanesi herhalde bunun için çok güzel bir örnek. Değil mi hocam? Yani doğrudur. Sağlık kenti olması noktasında. Reklamlar dediniz. ona isterseniz tabii, ona tabii, geçebiliriz. Reklam, eğer sağlık kentiyle ilgili doğru, başka doğru. sorunuz yoksa. Şimdi sağlıkta reklam çok kabul edilen bir şey değil. Biz de üniversite olarak çok reklam yapmıyoruz zaten. Bizim zaten bir yerimiz var ama yani değil mi hocam? Evet. Belli bir şeyimiz her zaman oldu. Evet, bizim reklam yapmak için bir olanağımız da yok zaten. Biz çünkü bir devlet kurumuyuz. Bizim reklam yapmamız uygun değil. Hı-hı. Sağlıkta reklam açısından da baktığınızda şu kadar sayıda şunu yaptık, bu kadar sayıda bunu yaptık türü reklamlar tecrübeyi göstermesi açısından yararlıdır. Ama biraz önce sizin de işaret ettiğiniz gibi acaba bu kadar sayılarda ameliyat yapmak doğru mu? Bu kadar sayılarda poliklinik muayenesini artırmamız doğru mu? Çünkü bu neyi getiriyor? İşte radyasyon sorununu getiriyor. Çok sayıda ilaç yazılması sorununu getiriyor. Bunu hasta fark edemez. Hastanın doktor gezmesi sorununu getiriyor. Bence sağlık alanındaki reklamların eğer yapılacaksa, ki aslında onun bütün kuralları var. Yani hem devlet tarafından konulmuş hem de Türk Tabipleri Birliği tarafından konulmuş kuralları var ve bu kurumların mutlaka bunu denetlemesi lazım. Zaman zaman denetliyorlar, ceza yazıyorlar ama ne kadar efektiftir çok bilemiyorum. Burada eğer reklam yapılacaksa, gerçekten koruyucu hekimliğe dönük reklam yapılırsa, bu reklamlar daha etkili olur, daha da yararlı olur düşüncesindeyim. Yoksa Samsun'da hizmet veren hastaneler belli. Belli bir kalitede o hizmeti sürdürmeye çalışıyorlar. Sonuçta birbirinden hasta kapma dışında başka bir faydası olmayacaktır. Hocam çok güzel. Reklam deyince ben araya girmek istiyorum sevgili Murat, müsaade edersen. Şimdi biz de biraz üniversitemizle ilgili şeylerden bahsedelim istiyoruz. Mesela biliyoruz ki üniversitemizde karaciğer, böbrek nakli, kemik iliği nakli gibi çok güzel gelişmeler var. Bununla ilgili de bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii üniversitenin şimdi reklamla ilgili bir cümle daha söyleyeyim, hemen ona geçeceğim. Şimdi biz zaten yaptığımız birçok işten zarar ederiz. Evet. Çünkü bizim amacımız kar etmek değil. Yani bir üniversitenin mutlaka bu şekilde düşünülmesi lazım. Yani bizim şöyle bir lüksümüz yok. Ya bu hasta geldi, bu bize kar ettirecek bir hasta değil. Buna bakmayalım, bunu başka bir yere sevk edelim diye bir şansımız yok. Ki öyle bir şansımız da olsun da istemiyoruz. Çünkü biz o amaçla bu hastanede görev yapıyoruz. Eğer biz bu hastayı sevk etmek durumunda kalırsak başka ile gidecektir. O da başka ilde de hastası olması insanın çok kolay bir şey değil. Yani umarım kimse o durumda olmaz ama kendi şehrinde, üniversite hastanesinde takip edilmesi daha iyi olacaktır. Evet, üniversitemizde çok ciddi bir böbrek transplantasyon merkezimiz var. Her yıl çok sayıda hastayı ameliyat ediyorlar. Böbrek nakli yapılıyor. Çok da başarılılar. Yani bütün o arkadaşlarımı kutluyorum. Üniversitemizin yüz akı bölümlerinden bir tanesidir. Bu anlamda baktığınızda böbrek transplantasyonu yapılıyor. Onun yanı sıra karaciğer transplantasyonuna başlandı. İki hastamız bu yıl başlandı, daha doğrusu 2012-2013'te birkaç aylık bir süreçte iki hastaya karaciğer nakli yapıldı. Onlar da çok başarılı bir ameliyat oldu ve yaşamlarını sağlıkla sürdürüyor hastalarımız. Bu kapsamda bir üniversite hastanesine yakışır operasyonlar yapılıyor. Tabii
kemik iliği transplantasyon ünitemiz var çocuk bölümünde. Çocuk hastalarımıza yılda yaklaşık 20 civarında bir kemik iliği transplantasyonu yapılıyor. Önümüzdeki yılın projesinde, 2013 yılının projesinde var. Erişkinler içinde bir kemik iliği ünitesi kuracağız. Bizim açımızdan biraz daha kolay bu işleri yapmak. Çünkü donanımlı öğretim üyelerimiz var. Laboratuvar altyapımız zaten hazır. Bir fiziki mekanı oluşturduğumuzda ki hastanemizin arka bloğu şu anda boşaltıldı. Oradaki bölümler başka alanlara çekildi. O alanda biraz önce bahsettiğim hem yoğun bakımı, muhtemelen yoğun bakımı da o alanda bir özel servisi ve aynı zamanda kemik iliği nakil ünitesini de erişkinler için gerçekleştireceğiz. Aslında bu konuyla ilgili bir VTL hazırladık biz. Hani Samsun'da üniversiteyle ilgili, üniversite hastanesiyle ilgili veya sağlık programıyla ilgili neler düşünülüyor diye. Kısa bir VTL aslında. İsterseniz onu alabiliriz arkadaşlar. VTL'lerimizi görebiliriz. Sonra devam ederiz. Ya gittim bir araştırmaya başladılar. Ben de elden ya gide gide de usandım yani. İnanır mısınız ya? İyi bir şey de çok da sabırlı olmak lazım. Memnun musunuz? Ne düşünüyorsunuz hizmetleri hakkında? Memnunuz oğlum, güzel. Ben gittim geçen de oraya, hemen muayene oldum, çıktım. Peki Samsun ili sağlık hizmetleri açısından nasıl buluyorsunuz? İyi buluyorum. Hastanelerimiz iyi. Televizyonlardaki sağlık programları hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmalı? Nasıl yani insanları? Yeterli mi? Yeterli. Yeterince böyle şey olmayınca tabii daha böyle terbiye üzerine olduğu zaman güzel bir şey. Sağlık güzel bir şey. İnsanlar bilinçleniyor. Peki, teşekkür ederiz. Bir şey değil. Sağlık her yerde, her şeyden önemli olan sağlık. Sağlık olmadığı yerde insanlar da olmaz, insan da olmaz, dürüst olmaz. Samsun ilinin sağlık hizmetleri açısından nasıl buluyorsunuz? Sağlıkla biraz yavaş, zayıf, çok zayıf. Doktor yok, düzenli doktor yok. Başından sabık edip gene diyorum arkadaş, ben geçen de affedersin, rahatsızlandım. Yine getirdiler şey, al ya, git. Başka bir şey demiyorlar. Bu da elbette sağlık el bir şey. Sağlık olmadan bir şey olur mu? Önce sağlık olacak ki insanlar birbirine kaynaşa, birbirine bağdaşa, kardeşlik ola, birbirine bacı ola, kardeşlik ola, birlik beraberlik ola. Bu da yok. Maalesef Türkiye'mizde yok. Memnun gibi bir durumdayım yani gördüklerimle. Yakın bazı kitapçıklarını alırım. Takip ediyorum bazı şeylerini. Yani böyle bir şey, bir durum yok yani. Samsun ilinin sağlık açısından sağlık hizmetleri açısından nasıl buluyorsunuz? Samsun ili sağlık açısından ilerleme kaydeden bir kenttir. Bu doğrusuyla budur yani. Düşüncelerim bu benim. Televizyonlardaki sağlık programları nasıl buluyorsunuz? İzliyorum. Bazen özel şeyler böyle çıkıyor. Hocalar çıkıyor. Açıklamalar yapıyor. Bazen takip ederim. Ve çok şey verici yani böyle. Bilgilendirici bir şeyleri yansıtıyorlar. Memnuniyetle karşılıyorum. 19 Mayıs Üniversitesi'nde hastanesinden beklentileri nelerdir? Gittiğimiz zaman mesela hemen biliyorsunuz toplumumuzda şu anda bilgisayar sistemi var. Otomatikmen yaygın bir şekilde kimseyi üzmeden gelen hastalarımız olsun veya refakatçılarımız olsun ne gibi davranışlar olacak hemen tekrar tekrar işlemesini istiyoruz. Ve bunu yalnız bunu hastanelerde değil de bütün kamu kuruluşlarında, devlet daireli, özel sektörde de olsa aynı şekilde istiyoruz biz. Peki Samsun ilinin sağlık hizmetleri açısından nasıl? Çok güzel. Samsun'da gerçekten sağlık hizmetleri, sağlık kurumları çok büyük ilerleme kaydettiğini hissediyorum. Çünkü kendim gittiğim için birkaç defa eskiden böyle değildi. Bekliyordum ama şimdi direktman. Örneğin bir diş hastanesi sağlık hizmetinde. Hemen otomatikmen dişe alınıyor. Eskiden 10 kişi sıraya giriyorduk. Akşamına sıra geliyordu. Bu da çok güzel bir şey. Samsun'da gerçekten Samsunlu olaraktan iftihar ediyorum. Sağlık kuruluşları, sağlık hizmetlerinden bir numara hale geldik. Ve daha da ilerliyor. Biraz televizyondaki sağlık programlarını nasıl buluyorsunuz? Eleştiriler güzel. Yorumlar güzel. Bilmeyenler için, dinleyen için
dinleyenler için yararlanıyoruz. İşte böyle bir konumuz var. Yani şimdi televizyonda ne kadar dinlersen dinle. Dinlediğimiz güzel şeyler güzel. Ama uygulamaya biz gittiğimiz zaman, karşıya bir gittiğimiz zaman o konuşulan kelimeler karşımıza aynı güzellikte çıkıyorsa o zaman daha güzel. Ben de teşekkür ettim. Peki televizyondaki sağlık programları hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla televizyondaki sağlık programları çok nefis. Televizyondaki sağlık programları çok nefis. Üniversite hastanesinin hizmetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya, ben hani gayet üniversite hastanesi güzel yani. Memnunuz yani oradan. Bundan iki ay önce benim kızım orada ameliyat oldu. Gayet başarılı geçti. Doktorları olsun, hani asistanları olsun, hemşireleri olsun. Gayet kızımla çok iyi ilgilendiler yani. Aşağı yukarı iki ay falan, iki buçuk ay orada kaldım. Hani gayet memnunum yani üniversite hastanesinden. Peki Samsun ilinin sağlık hizmetleri açısından nasıl biliyorsunuz? Çok güzel. Süper. Son yıllarda. Evet, çok iyi. Televizyondaki sağlık programları hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok güzel. Peki, teşekkür ederiz. Samsun ilinin sağlık hizmetleri açısından nasıl buluyorsunuz? Bir ilerleme var. Samsun ili sağlık hizmetleri arasında hemen hemen güzel bir şehir arasında, ama bu şey olması yani reçete parası kesmeleri yani iyi bir şey olmadı gerçekten. Tamamen yani ücretli yani oluyoruz gibi yani gözüküyor şu anda. Millete bayağı bir etkiliyor yani daha doğrusu. Televizyonlardaki sağlık programlarını nasıl buluyorsunuz? İlgilenmiyorum onlarla. Peki, teşekkür ederim. Evet Hakan Hocam, röportajlarda da gördük, genel olarak memnuniyet var. Ama ben şunu soru merak ediyorum yani sizin cevabınızı. Hastalar fakülteye niye gelsinler? Yani Samsun veya çevre ildeki veya diğer ülkeler dedik işte, belki Azerbaycan, belki Batum, çevre ülke illeri bizi niye tercih etsinler? Üniversiteye niye gelsinler? Böyle birkaç şeyle bunu özetleyelim. Şimdi tabii üniversite hastanesi tam donanımlı bir hastane. Sonuçta bizim hiçbir uzman eksikliğimiz yok. Ve her alanda öğretim üyesine sahibiz. Bu açıdan bir hasta geldiği zaman onu biraz önce bu programın başında da söylediğimiz gibi bir takım çalışması halinde biz o hastaya yaklaşıyoruz. Yani bir hasta örneğin örnek vermek gerekirse bir baş ağrısıyla ya da bir başka diyelim bilinç bulanıklığı şikayetiyle geldiği zaman bizim hastanemizde buna hem nörolog bakıyor, hem beyin cerrahı, hem enfeksiyoncu, hem dahiliyeci birçok açıdan incelenebiliyor. Özellikle komplike vakaların bu tür üçüncü basamak dediğimiz eğitim hastanelerinde takip edilmesinde fayda var. Bu tür hastaların önceliklenmesi gerekir. Ama onun dışında elbette günlük hayatta sık gördüğümüz hastalığı olanlar da üniversite hastanesine başvurabilirler. Birincisi öğretim üyesi kadromuz yeterli. Tam donanıma, gerekli, yeterli laboratuvar olanaklarına sahibiz. Örneğin bizim dışarıya gönderdiğimiz çok fazla tetkik yoktur. Bütün tetkiklerin hemen hemen hepsini üniversite hastanemizde yapabiliyoruz. İyi bir patoloji laboratuvarımız var. O yüzden üniversite hastanesine gelen bir hasta aradığı bütün cevapları bulabilecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Canan Hocam, sürekli eğitim merkeziyle devam edersek, bir yapılanma da var herhalde sürekli eğitim merkezinde. Hı hı. Değişik ana bilim dallarından herhalde öğretim görevlileriyle evet. Oluşturulan bir hı hı. yapılanma bu. Bu herhalde farklı programları, işte tıp fakültesi, eğitim fakültesi gibi kişiler hı hı. olarak devam etmek önünde. Hem bu yapılanmayla ilgili hem de bu yapılanma içerisinde sizin çalışma programınız, veya bu programda hedeflerinize nasıl ulaştığınızla ilgili o çalışma programıyla bizi biraz hı hı. bilgilendirir misiniz? Sürekli eğitim merkezlerinin sorumlulukları aslında son zamanlarda oldukça arttı. Türkiye Sürekli Eğitim Merkezleri Birliği her yıl sürekli eğitim merkezlerinin iyileştirilmesi konusunda toplantılar düzenliyorlar. Ve geçen sene yapılan, Nisan ayında 2012'de yapılan toplantıda üniversitedeki bütün örgün öğretim dışındaki eğitimlerin sürekli eğitim merkezinde toplanması konusunda kararlar alındı. Dolayısıyla bundan önceki yıllarda örneğin eğitim fakültesi ya da yabancı diller yüksekokulu kendi bünyesinde
öğrencilere örgün eğitim dışında, öğretim dışında eğitimler açabiliyorlardı. Ama artık bu sürekli eğitim merkezi tarafından açılması kararı alındı. Dolayısıyla biz artık kadromuzu biraz büyütmek zorundayız. Gerçi ben bu göreve 31 Ağustos diyelim, 31 Ağustos 2012'de geldim. Tabii biz burada kendi kadromuzu kurarken bu nedenle, biraz önce söylediğim sebepten dolayı her fakülteden bir öğretim üyesi arkadaşımız olmasını istedik. Ve gerçekten de çok iyi bir ekibimiz var. 7 akademik personelimiz var. Herkes kendi fakültesine uygun olarak ihtiyaçlara, toplumun, öğrencilerin, akademik personelin, idari personelin ihtiyaçlarına uygun olarak önerilerde bulunuyorlar. Örneğin bugün konumuz sağlık olduğu için yönetim kurulu üyemiz Ersoy da aynı şekilde sağlıkla ilgili bütün organizasyonları yapıyor. Bundan başka bizim merkezimizde 2 uzmanımız var. Birisi IT uzmanı olmak üzere. Bir de 3 sekreterimiz var. Biz valla bu durumda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama herhalde Hakan hocamı da biraz rahatsız ediyoruz. Sürekli bir şeyler istiyoruz. Tabii rektörlüğün katkısı çok fazla. Kesinlikle onlar bize yolu açıyorlar. Biz de birçok projeler geliştirebiliyoruz bu anlamda. Aslında şöyle bir şey daha ekleyebilir miyiz? Sürekli eğitim, şimdi Canan Hocam 7 akademisyenimiz var dedi ama onlar tabii zamanın büyük çoğunluğunu sürekli eğitim merkezinde görev alarak sürdürüyorlar ama aslında bütün akademisyenlerimiz sürekli eğitim merkezinin akademisyeni gibi çalışabiliyorlar. Evet. Biraz önce söylediğiniz gibi onlarla birlikte projeler, sürekli eğitimler yapıyoruz. Ve gerçekten bu dönemde sürekli eğitim merkezimiz ciddi bir ivme kazandı. Bahsedeceğiz muhtemelen onlardan. Yani sadece Samsun merkezde çalışmıyor sürekli eğitim merkezimiz. Samsun'un değişik ilçelerinde de bu tür programlarını yapıyorlar. Bunlar hep son haftada, son aylarda daha da gündemde ve şeyleri de basından da takip ediyoruz, görüyoruz. Evet. Katılanlardan da geri bildirimler oldukça iyi. Ama onlara isterseniz reklamdan sonra devam edelim. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Tamam. Reklamdan sonra görüşürüz tekrar. Çıktık mı? Sevgili izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki sağlık hizmetleri hakkında, üniversitemiz hakkında sizlere bazı bilgiler vermeye çalıştık. Ve bu kalan dakikalarımızda da yine bu sağlık hizmetleri, biraz sağlık eğitimiyle ilgili devam etmeye çalışacağız. Ve Hakan Hocam'la yine devam etmek istiyorum. Hocam, biz üniversitede, Ersoy'da ben de hem araştırma görevlisi, öğrenciliğimiz de orada geçen kişiler olarak ve uzun süredir de bu kurumda olan kişiler olarak hep bir araştırma faaliyeti içerisinde bulunduk. Yani hasta hizmeti, hasta yönelik hizmetlerle birlikte bu hizmetlerimizi bilimsel açıdan da hem bilimsel literatürle hem de yurt içi, yurt dışı kongrelerde, değişik platformlarda paylaştık. Siz bunu çok daha bizden fazla yapan biri olarak bizim üniversitemizdeki dünya genelindeki durumu, Türkiye genelindeki durumu, bu hem bilimsel araştırmalar bazında olabilir, hem üretilen projeler bazında olabilir, hem de belki tıpta uzmanlık sınavı gibi ya da
lise sonrası üniversitede tıp fakültesi, diş hekimliği gibi tercihler açısından, sıralama açısından genel olarak değerlendirdiğimizde geniş bir soru oldu belki ama yani lise sonrası ama daha sonraki mezuniyet sonrası açıdan neler söylemek istersiniz? Şimdi üniversitemizde tabii ciddi bir araştırma faaliyeti sürdürülüyor. Çünkü üniversitenin görevi bir araştırma, daha doğrusu bir eğitim, iki araştırma, üçte hizmet sunmaktır. Ki bu sağlık olunca sağlık hizmeti sunmak oluyor. Ama tarım alanında da hizmet sunuyoruz. Veteriner hekimlikte de, diş hekimliğinde de, hukukta da hizmet sunabiliyoruz. Araştırma açısından baktığımızda bizim üniversitemiz ülkemizde ilk 10 üniversite arasına rahatlıkla giriyor. Köklü bir üniversite. Dünyadaki sıralamalara baktığımızda bazen ilk 1000 içine, çünkü sıralamalar da biliyorsunuz orada aldığınız kriterlere göre değişiklik gösterebiliyor. Ama genellikle ilk 1000-1500 üniversite içerisine giriyoruz. O açıdan iyi bir yerdeyiz. Ama yeterli mi derseniz elbette değil. Bizim bu yayın sayımızı, araştırma faaliyetlerimizi artırmamız gerekir. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayımız yıllık olarak özellikle uluslararası indekslerde 0.84. Bunu birin üzerine çıkartmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. En azından benim kişisel görüşüm bu. Araştırma faaliyetleri çok yoğun sürüyor. Siz de içindesiniz. Tıp fakültesindeki hemen hemen birçok branşta, kardiyolojide, nörolojide, enfeksiyon hastalıklarında, fizik tedavide aklıma bir çırpıda gelebilenler bunlar. Çok sayıda araştırma yürüyor. Ve bu araştırmaların güzel bir yanı dış destekli araştırmalar olması. Yani üniversitenin sadece kendi olanaklarının değil, burada çalışan hocalarımız, bu fakültelerde bölümlerde çalışan hocalarımız dışarıdan projeler getiriyorlar. Yine baktığınızda diğer fakültelerde de özellikle ziraat fakültesinde bu konuda çok yoğun bir çalışmanın olduğunu görüyoruz. Keza Fen Edebiyat Fakültesi'nde ve diğer fakültelerde TÜBİTAK kaynaklı projeler var. Avrupa Birliği projeleri içerisinde çalışıyor arkadaşlarımız. Örneğin spor alanında yürütülen bir Avrupa Birliği projemiz var. Bu dönemde sürenler içerisinde. Onun dışında bölgesel projeler var. Bu bölgesel projelere de çok sayıda proje veriyoruz. Örneğin bu özellikle engellilerle ilgili yakın dönemde açılan ÖDES projelerinden bizim üniversitemizden iki tanesi kabul edildi. Biz tabii sadece kendimiz proje vermiyoruz. Diğer kurumlarla ve kuruluşlarla da işbirliği içerisindeyiz. Kimi zaman proje verme sayınızda kısıtlamalar olabiliyor. Biz belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte de ayrıca projeler veriyoruz. Yani üniversite bu açıdan oldukça Samsun için bir dinamik bir merkez konumunda, proje bazında. Özel idarenin de çok ciddi çabaları var bu konuda ama üniversite kendine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. Keza sürekli eğitim merkezimiz, bu merkezimizde eğitimi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yani sadece öğrencilerimize eğitim vermek, lisans düzeyinde üniversite öğrencilerine ya da onların işte yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitimleri dışında yaşam boyu öğrenme felsefesine uygun adımları da atıyoruz. Yani bir yandan araştırma, bir yandan eğitim devam ediyor. Tıp fakültesine gelirsek, tıp fakültesinde tabii bir farklı durumumuz daha var. Tıp fakültemiz Türkçe eğitim yanında İngilizce eğitimi de sürdürüyor. Ve İngilizce tıpta her yıl 30 civarında öğrenci alıyoruz ve bu öğrencilerimize tamamıyla İngilizce eğitim veriyoruz. Programlar paralel, Türkçe eğitimde Türkçe olarak, İngilizce eğitimde İngilizce olarak veriyoruz. Tabii çok sayıda yabancı öğrencimiz var. Artık dünyadaki konsepte de baktığınızda, bu hafta içerisinde Londra'da üniversite ziyaretlerindeydik. Her üniversite dışarıya nasıl açılabilirim diye bakıyor. Çünkü öğrenci sayısı gittikçe azalıyor. Türkiye'de de bu. Bir süre sonra o noktaya gelecek. Çok sayıda okul ve muhtemelen bir süre sonra sınav da, bu üniversite sınavı da önemini bayağı azaltacak. Çünkü mezun olan öğrenciler okullara yerleşebilecek ve kontenjanlarda boşluklar olacağını düşünüyorum. O yüzden hayatla uyumlu bölümler ön plana çıkacak ve hayatla uyumlu bölümleri açan fakülteler ön plana çıkacak diye düşünüyorum. İşte İngilizce tıp bu açıdan son derece önemli. Bizim İngilizce tıpa farklı ülkelerden öğrencilerimiz var. Ve yine
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne özellikle yaz dönemlerinde yaz stajları için farklı ülkelerden, örneğin Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan öğrenciler geliyor. Ve keza yine sizin bölümünüzde de olduğu gibi bu ülkelerden hekim arkadaşlarımız da uzman olarak uzmanlık eğitimi almak üzere ya da orada uzman olmuşlarsa da burada deneyimlerini artırmak için geliyorlar. Hani demin bir soru sormuştunuz, hani bizim hastalar bizi niye tercih etmeli üniversite? Bunun için tercih etmeli. Evet. Çünkü hekimlerin tercih ettiği bir üniversite hastanesiyiz. Eğitim almak için tercih ettikleri bir üniversite hastanesiyiz. Bu kapsamda da çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle yurt dışına, özellikle az önce söylediğiniz gibi Azerbaycan'dan ve Gürcistan'dan özellikle, belki bazı Balkan ülkelerinden hem hastalar hem de uzmanlar geliyorlar. Gerçekten büyük bir talep de olduğunu görüyoruz. Bazen davet ediyorlar tabii bizi, yani sizi de belki davet ediyorlar, biliyoruz. Gidiyoruz, oralarda da değişik bilimsel paylaşımlarda bulunuyoruz. Onlar Türkiye'ye geliyorlar, bizim kendi kongremize, özellikle Azerbaycan veya diğer Kafkas ülkelerinden. Belki bu işbirliğinin artırılması adına da daha fazla bir yol kat etmek gerekiyor herhalde. Mesela enfeksiyon hastalıklı olarak sizin böyle Balkan ülkelerinde bir projeniz olduğunu biliyorum ben. Yani bir kongre, belirli aralıklara düzenleme. Bunu belki nöroloji, beyin cerrahisi alanında hem komşu ülkeler, nasıl biz hepimiz, Ersoy da gitti, ben de gittim. Yani değişik Avrupa ülkelerine, değişik Amerika, Kanada gibi bazı böyle alanlarda ilerlemiş merkezlerde bulunduk. Gördüğümüz şu, Azerbaycanlı uzmanlar söylüyorlar, diğer de söylüyor. Biz Türkiye'de bulunmak istiyoruz. Sizin hastanenizde, sizden bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz ve bunda hiçbir engelimiz de yok. Bununla ilgili üniversite öğretim görevlilerinin de zaman zaman orada ders anlatmak adına da gittiğini zaman zaman gördük ve bundan sonraki projelerde herhalde devam edecek ama belki bu bağlamda da bir şeyler söylenebilir mi? Şimdi tabii öğretim üyelerimiz özellikle son dönemde Gürcistan'a gittiler tıp fakültesinden ders vermek üzere. Tabii Erasmus projesi kapsamında da bütün üniversitedeki öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin değişimi de var. Yani farklı ülkelere gidip oralarda ders veriyorlar. Ama tıp fakültesi özelinde bu tür bir yakınlaşmamız söz konusu. İşte bu haftaki Londra ziyaretimiz sırasında gördük. İngiltere'nin önemli bir hastanesinde çok güzel bir merkezleri var. Hastalar için çok güzel bir alan oluşturmuş. Hastaları yok. Ama bizde o hastalıktan yüzlerce var. Evet. Ve sonuçta muhtemelen yazın onlar bizim buraya gelecekler. Ve nasıl bizim tecrübelerimizi onlara aktarma imkanımız olacak. Kongre yapıyoruz enfeksiyon hastalıklarında. İlkini 2006 yılında Kırgızistan'da yaptık. Avrasya Kongresi, Avrasya Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Daha sonra Kazakistan'da, Azerbaycan'da gerçekleştirdik. 2011 yılında Bosna'da yaptık ve bu yıl Mayıs ayında Tiran-Arnavutluk'ta yapacağız. Hem bölge ülkeleriyle bir birlikteliğimiz, bilgi paylaşımımız oluyor. Hem de Avrupa'dan ve Amerika'dan yine değişik alanlarında uzman kişiler bu toplantılara katılıyorlar. Üniversite olarak yine tıp fakültesinde IMESCON dediğimiz Uluslararası Öğrenci Kongresi yapıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın çabalarıyla olan bir kongredir bu, tıp fakültemizin desteğiyle. Bu kongrede de önce sadece ulusal düzeydeydi ama iki yıldır bunu uluslararası düzeye taşıdık. Çok sayıda öğrenci Türkiye'ye geliyor, Samsun'a geliyor ve bu kongreyi gerçekleştiriyoruz. Muhtemelen şimdi bu kongreyi belki üniversitemizin adıyla farklı üniversitelerle birlikte farklı illerde de yapma olanağımız olacak gibi duruyor. Öğrencilerle ilgili devam edebiliriz belki. Öğrenciler hani her ikinize de sorabilirim hocam. Mesela lise sonrası neden bizim üniversiteyi tercih etsinler gibi bir şey soru akla gelebilir. Siz söylediniz hani öğrenci kongreleri düzenlemek güzel bir etkinlik. Öğrenci faaliyetleri adına ama hem sürekli eğitim merkezi adına da belki öğrencilere yönelik hizmetlerden bahsedebiliriz bu konuda. Hem de üniversitenin öğrencileri olan şeyi, belki şehirden de biraz bahsetmek lazım bundan tabii. Samsun dışında da bizi izleyen izleyiciler olduğunu biliyoruz Aks TV aracılığıyla. Belki hani niye Samsun, niye 19 Mayıs Üniversitesi gibi öğrencinin aklına soru varsa onlara belki bu program aracılığı da biraz cevap oluşturabiliriz. Her iki sizden alabiliriz hocam. Ben Samsun'u konuşayım. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde geçti. Şimdi o dönemden bu döneme baktığımızda benim başladığım sene inşaat içerisinde biz okuduk. Sadece bir tane kantin vardı, bisküvi alabileceğimiz ve
sınıflarımız camları yoktu. Biz mutluyduk, o farklı bir şey belki ama şimdi bugün baktığımızda bazen araç bulamıyorduk, aşağıya kadar yürümek zorunda kalıyorduk. Ama bugüne baktığımızda öğrencilere yönelik o kadar çok şey var ki, her türlü imkan, yurtlarından tutun, ulaşımına kadar, yemek konusunda da aynı şekilde oldukça düşük fiyatlarda. Şehire baktığımız zaman da şehir de çok hızlı gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Üniversitenin olduğu konum çok güzel. Deniz, yeşillik, doğa, iç içe. Eğitim konusu zaten ben kendi fakültem adımı konuşursam eğer her geçen gün çok hızlı bir şekilde kaliteli bir şekilde ilerliyor eğitimimiz. Bundan başka öğrenci kulüpleri var. Öğrenci kulüplerinde de her türlü imkanlar sağlanabiliyor. Yani bir mezun olduktan sonra bir iş yerine gittiğiniz zaman zaten başvuru kriterlerinde siz eğer mühendisseniz başvuru kriterlerini sağladığınız için oradasınız. Ama bir ayrıcalığınız olması gerekir. İşte bu kulüplerin sayesinde öğrenciler kendilerini geliştirme imkanları sorabiliyorlar. Girişimcilik konusunda da aynı şekilde girişimcilikle alakalı birçok eğitimler veriliyor. Sürekli seminerler, konferanslar düzenleniyor. Mesela bizim bu dönem içerisinde yaptığımız birçok faaliyetler var bununla ilgili. Samsun bence yaşanacak bir şehir. Öğrencilerin aynı zamanda çok rahat bütün ihtiyaçlarını giderebileceği. Kesinlikle. Hem büyük şehir evet. Havasını yaşayıp hem de istedikleri her şeye ulaşabiliyorlar. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Canan Hanım özetledi gayet derli toplu olarak. Üniversitenin gerçekten öğrenciler için yaşanabilir bir kampüsümüz ve yaşanabilir bir üniversitemiz var. Ulaşım sorunumuz yok. Yani hem deniz, hem kara taşımacılığı, hem hava taşımacılığı açısından baktığınızda Samsun aynı zamanda bir lojistik kent olarak da ön plana çıkıyor. Öğrenciler için söylemem gereken yeni projemiz Öğrenci Yaşam Merkezi kuruluyor. Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi'nin arasında Ziraat Fakültesi'ne de yakın. Yani öğrencilerin çok yoğun olarak yer aldığı bir bölgede Öğrenci Yaşam Merkezi umarım önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yetişebilirse orada kurulacak sinemasıyla, eğlence alanlarıyla, marketiyle ve öğrenci kulüplerini de oraya taşıyacağız. Onlara da kendilerine odaları olacak. Farklı bir alan oluşacak diye düşünüyorum. Aslında sağlık alanından bakarsak belki öğrencilerle devam edebiliriz biraz. Tıp fakültesini tercih edebilirler. Diş hekimliği fakültemiz var. Ayrı bir bina var tıp fakültesi yanında. Belki onunla ilgili yeni bir proje var mı bilmiyorum. Siz onda bir şeyler söylemek istersiniz. Sağlık alanında tabii ilk kurulan fakültelerden biri olduğu için tıp fakültesi biraz üniversitede ön plana çıkıyor. Ama bütün fakültelerimizde çok farklı alanlarda ciddi bir eğitim, aktivitesi de sürüyor. Tıp fakültesi açısından tıp fakültesi dışında diş hekimliği fakültesi yeni binası yapılacak. O amaçla yapılacak. Yani bir diş hekimliği fakültesi binası amacıyla yapılacak. Çünkü bazı fakültelerin diş hekimliği fakültesi orijinal planında değil. Yani yerinde değil. Tıp fakültesinin binalarında eğitim, öğretime ve sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Onun kendine ait bir binası olacak. Umarım onu da birkaç yıl içerisinde tamamlayacağız. Diş hekimliğinden bahsetmişken, diş hekimliği fakültemizin çok önemli bir Samsun'a sunduğu sağlık hizmeti var. Aslında sadece Samsun'a değil, bölgeye sunuyor. Onu söylemeden geçmemek lazım. Malumunuz engelli hastalarımız var. Bu engelli hastaların birçok alanda olduğu gibi tedavileri çok kolay değil. Zeka ile ilgili sorunu olanlar var. İşte motor, mental gelişmesini tamamlayamamış kişiler var. Diş hekimliği fakültemizde tam zamanlı çalışan bir anestezi uzmanımız var. Şimdi bir anestezi uzmanımız daha olacak. Ameliyathanesi var. Ve burada bu hastalarımıza diş hekimliği alanında düzenli sağlık hizmeti sunuyoruz. Yani bu bölgede tek, yanlış bilmiyorsam, Türkiye'de de ilk kurulan yer olarak söyleyebilirim.
Bir zihinsel engelliler okulumuz da var galiba. Onun yapılanması nasıl? Yani faaliyetleri belki ondan biraz bahsedelim. Evet, o da Hemşirelik Yüksekokulu yine sağlık alanının önce aslında tabii çok çeşitli. Sağlık deyince hep tıp akla geliyor ama sadece hekimle zaten dönmez biliyorsunuz. Evet. Sağlık bir takım çalışmasıdır. Mutlaka yardımcı sağlık personeline, hemşirelere ihtiyacımız var. Zihinsel engelli merkezimiz var, okulumuz var, orada öğretmenlerimiz var. Devam ediyorlar ve önümüzdeki dönemde yeni yapılan binada Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Milli Eğitim Samsun'daki Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte oradaki aktivitelerimiz devam edecek. Bir hayırsever vatandaşımızın da katkılarıyla o binanın çalışması devam ediyor. Onun dışında bir şey daha söyleyeyim. Hemşirelik. Hemşirelikle ilgili. Evet, Sağlık Yüksekokulumuz var. Sağlık Yüksekokulumuzda hem hemşirelik alanında eğitim veriyoruz, hem diyetisyenlik alanında eğitim veriyoruz ki günümüzün popüler mesleklerinden bir tanesi. Yani bugün diyetisyenlik bölümünden mezun olan öğrencilerin iş bulmama gibi bir sorunu yok. Çünkü kimisi kilo alamadığından şikayetçi, kimisi kiloları nasıl vereceğinden şikayetçi. Ama yine sağlık alanında biliyoruz ki diyet son derece önemli. O yüzden orada optisyenlik bölümümüz var. Yine iş bulma açısından önü açık mesleklerden bir tanesi. Teşekkür ediyoruz hocam. Canan Hocam, belki Ersoy'la beraber birlikte devam etmek istersin. Hani sürekli eğitim merkezi projeleri kapsamında. Özellikle sağlık alanında biraz bahsettiniz gerçi. Böyle değişik projeler var. Sağlık günleri, 10. sağlık günleri projemiz var. Halkın değişik konularda bilgilendirildiği. Ama onun dışında da başka bir sağlık projeleri var benim bildiğim. Belki bizim nöroloji olarak da başlatmayı düşündüğümüz çevre il ve ilçelerde poliklinik hizmeti örneğin bir günlük yine sizin sürekli eğitim merkezinin bünyesi altında. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani bundan sonra nasıl gidecek projeler? Şu anda nasıl gidiyor? İlgi nasıl? Şimdi ben öncelikle sağlıkla ilgili projelere geçmeden önce 6 ay içerisinde neler yaptık? Onlardan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 15 etkinliğimiz oldu. Faaliyete geçecekleri saymıyorum. Sadece faaliyette bulunmuş ve bitmiş olanlar olarak. Bu dönemde 6 aylık süreçte en önemli gelişmelerden birisi de OMUSEM ile Atakum Halk Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. Ve bu protokolün sonucunda artık eğitimlerimizin sonunda sertifika verebileceğiz. MEP onaylı sertifika verebileceğiz. Tabii bunun hemen akabinde biz bir eğitim düzenledik. Bu bize talep olarak gelmişti. Ağır ve tehlikeli işlerde sanayi ve tıbbi gazlar üretim, dolum ve depolama konusunda başarıyla tamamlandı ve eğitim sonunda da katılımcılara sertifikaları, MEP onaylı sertifikaları takdim edildi. Tabii bu da üniversitemizde gerçekleştirilen ilk olaylardandı. Bundan başka yeni başlayacak olan aile danışmanlığı ve meslek elemanı sertifika programımız var. Birinci turu 25 Şubat 2013'te başlıyor. Yani bu pazartesi başlıyor. Bunun sonucunda da yine biz sertifika verebileceğiz. Çeşitli kurumlara insan kaynakları ile alakalı eğitim programları düzenledik bu dönem içerisinde. Yine OMU personeline, öğrencilere, kurumlara yönelik sosyal sorumluluk altında seminerler düzenlendi. Ve bir kısmı rutin olarak devam ediyor. Hizmet içi eğitimler verildi. Yine önemli olarak yapılmış olan ÜDS ve KPDS sınavı artık kaldırıldı ve onun yerine YDS adı altında, yabancı dil sınavı adı altında başka bir sınav sistemi getirildi. Ve bu sınav sistemine uygun olarak hızlandırılmış bir kurs tertip ettik. Bu kursun birinci turu bu hafta sonu yarın tamamlanıyor. İkinci tur tekrar devam edecek. Vakit çok kısa olduğu için tabii biz bunu biraz hızlandırılmış olarak yaptık. Bu kursa üniversitedeki öğrencilerimiz katıldılar.
oldukça da faydalı bir kurs oldu onlar için. Bundan başka yine İngilizce ile alakalı pratik İngilizce kursu, Erasmus ile yurt dışına gidecek olan, Erasmus programı ile yurt dışına gidecek olan öğretim üyeleri ve öğrencilere yönelik pratik İngilizce kursu düzenledik ve pazartesi günü başlıyoruz ona da. Belirli aralıklarda taleplere göre, ihtiyaçlara göre tekrarlanmak üzere. Yine üzerinde çalıştığımız, biliyorsunuz ki bizim üniversite bünyesinde vakıfa bağlı olarak ilk öğretim var. İlk öğretime yönelik çocuk grubu için 12-17 yaş arasına yaz okulu düzenleyeceğiz. Bunun bir kısmı Samsun'da yapılabilir, bir kısmı da yurt dışı dil okulu olarak ayarlayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Tabii eğer şehirden de talep olursa o yaş grubundaki öğrencileri de bu program içerisinde dahil edebileceğiz. BDR birimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünün katkılarıyla yine şehirde hizmet verebilmek amacıyla şehirde bir birim, PDR birimi oluşturuyoruz. Bu şehirde da, nerede hocam? Yani... şu anda yeri tam kesinleşmedi ama bütün çalışmalar tamamlandı. Çok kesin olmadığı için şu anda söylemeyeyim yerini. Ama bunu biz duyuracağız. Zaten burada şunu da ifade etmek istiyorum. Biz şehre yönelik birçok çalışmalar yapıyoruz. Bir şekilde duyurmaya çalışıyoruz ama asıl OMSEM'de neler oluyor bunu görmeleri için ben öğrencilerimize de her zaman söylüyorum. Sık sık aralıklarla web sayfamızı mutlaka ziyaret etmeleri gerekmekte. Bu faaliyete geçtiği anda biz web sayfamızda da duyuracağız. Geçmişte yapılmış olan etkinlikler hakkında da yine web sayfamızda bilgiler bulunabilir. Arzu eden yine oradan inceleyebilir ya da takip edebilir. OKA'ya iki büyük proje hazırlıyoruz. Bu dezavantajlı gruplarla alakalı. Birisi altyapı projesi, diğeri de sosyal içerikli bir proje olacak. BAP projesi hazırladık yine. Bunda da öğretim üyesi arkadaşlarımızın İngilizcelerini geliştirebilmesi için yurt dışına gönderme imkanı sağlayacağız. Rektörlük tarafından, yani BAP projesinden aldığımız katkıyla. Tabii burada sağlık olduğu için konumuz, sağlıkla ilgili de çok güzel çalışmalarımız var. OMU sağlık günlerimiz var ve bu merkezde yapılıyor. Ayrıca bir pilot ilçe seçtik, Salıpazarı. Salıpazarı'nda yapılıyor, evet. Hala devam ediyor. Bundan başka üniversite sınavına girecek öğrenci velileri için sınav stresi ve baş etme yolları seminerleri düzenlendi. 13 Mart 2013'te başlayacak. İsterseniz sağlıkla ilgili kısma Ersoy Bey devam etsin. Tamam. Çünkü bütün organizasyonu Ersoy Hocam yapıyor. Ben teşekkür ediyorum. Aslında yaklaşık 6-7 ay önce Can Hocam'la ilk bir araya geldiğimizde ben sürekli eğitim merkezi nedir, ne iş yapar, bunlarla ilgili çok fazla bilgim yoktu. Fakat işin içine yönetim kurulu üyesi olarak girdikten sonra biraz fazla hafife aldığımı düşündüm ve onu gördüm. Çok gerçekten mesai gerektiren ve bununla beraber çok da keyifli bir çalışma ortamımız var. Şimdi iş sağlık, konu sağlık olduğu için evet, o günden itibaren bir takım projelere başlattık. Can hocamızın, rektörlüğümüzün öncülüğünde ve katkılarıyla. Neler yaptık? Aslında daha bu yeni emekleme aşamasında diyebiliriz bu projelerimiz içinde. Sağlık günleri düzenledik. 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Günleri. Aslında daha önce bizim şehrimizde ya da diğer illerde de buna benzer
programlar, eğitim seminerleri verilmiştir. Fakat bunların güncellenmesinde ve yenilenmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Sanıyorum bugüne kadar da herhalde bir 7-8 tane bir eğitim semineri verdik. Neyle başladık? Dediğiniz gibi Canan Hocam, bir pilot ilçe seçtik. Salıpazarı ilçemizi seçtik. Hı hı. Orada ilk gebelikten korunma yöntemleri, doğum kontrol yöntemleri ve kadın sağlığıyla ilgili kadın doğum hastalıklarından çok değerli bir arkadaşımızla, doçent doktor Miraç Tosun'la bu eğitimlere başladık. Akabinde Samsun'da, Samsun merkezde Murat bize çok yardımcı oldu. Kendisinin tecrübeli olduğu multiple skleroz hastalığında güncel tedavilerle ilgili çok güzel bir sunum yaptı Samsun'da. Devamında bunlar devam etti ve devam da edecek inşallah. Psikiyatri bölümüyle çok güzel bir çalışmamız var. Bu çalışma aslında biraz da ihtiyaçtan kaynaklandı. Biliyoruz ki üniversite giriş sınavı hem öğrenciler hem de ebeveynler için ciddi bir anksiyete oluşturuyor. Yani bir zorluyor insanları. Onunla ilgili dedik ki sınav stresiyle ilgili acaba bir sunum olabilir mi? Onlarla bir araya geldik. Hem çocuk psikiyatrisiyle hem de erişkin psikiyatrisindeki öğretim üyelerimiz bize çok yardımcı oldular. Böyle bir organizasyon içine girdik ki Canan Hocam'ın dediği gibi Mart'ın ortasında toplam 10 tane yani bütün neredeyse bütün ilçelerde ve merkezde bununla ilgili sunumlar yapılacak. Bu sunumlar daha ziyade anne babalara yönelik olacak. Yani tabii çok bıçak sırtı bir konu aslında bu. Yani çocuklarla sınav öncesinde neler konuşulmalı, nasıl öğütler verilmeli, neler yapılmalı, neler yapılmamalı konusunda uzman olan hocalarımızdan destek alacağız. Onun dışında yine halk sağlığı ana bilim dalı bize çok yardımcı olacak Mart ayı itibarıyla. Bazı konular belirledi kendileriyle. Ne gibi konular? Mesela çocuk istismarı ve suistimaliyle ilgili bir sunum yapacaklar bize. Ergen sorunlarıyla ilgili çok güzel bir sunum olacak. Onun dışında engelli vatandaşlarımızın yasal haklarıyla ilgili yasal prosedürler ki çok toplumda bilinmeyen konular bunlar. Onlarla ilgili, halk sağlığıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bakıma muhtaç insanların bakım hizmetleriyle alakalı yine hem merkezde hem bu yılki pilot ilçemizde sunumlar yapılacak. Bu ve benzeri çalışmalar başlattık. İnşallah bu şekilde devam edecek. Benim sağlık alanıyla ilgili yani sürekli eğitim merkezinin yaptıklarıyla ilgili şu anda söyleyeceklerim bunlar Can Hocam. Bu televizyon programı Sağlıklı Yaşam her hafta devam edecek. Bu önemli. Üniversitenin sağlık alanında sesi o zaman ve ekrandaki sesi gibi devam etmesi adına bu programda herhalde sürekli eğitim merkezinin yaptığı önemli projelerden bir tanesi olarak eklenebilir herhalde. Yani tabii ki. Bu sayede hem bu il belki diğer gidilecek illerdeki kişiler hem bizim o devam edecek programlarımızda da tekrar bilgileneceklerdir. Tabii bu televizyon ekranındaki bu program ve o giriliş şöyle de önemli. Biz şunu görüyoruz, hocam siz de görüyorsunuzdur. Bazen bize ulaşımda sorun olabiliyor. Mesela diyelim ki Ordu Korgan'dan kışın gelmek çok zor olabiliyor. Evet. Veya başka illerden, işte Amasya'nın ya da Tokat'ın bazı ilçelerinden gelmek zor olabiliyor. Bu bazen 3-5 vasıta gereken bir zorluk da olabiliyor. Bu açıdan böyle ekranlarda veya oraya giderek o hizmeti orada vermek, bilgilendirmek önemli diye düşünüyorum. Bununla ilgili biz zaman zaman bazı problemler yaşıyoruz. Hastalar belirli aralıklarla kontrole gelmesi gerekiyor. Yani 3 ayda bir, bazen 6 ayda bir ama öyle oluyor ki gelemiyor. Bu bazen vasıta, bazen de iklim nedeniyle olabiliyor. Onun için bu hizmetin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz hocam? Vallahi tabii sağlık eğitimi son derece önemli. Koruyucu sağlık hizmetleri son derece önemli. Sürekli Eğitim Merkezi bu dönemdeki bu aktiviteleriyle, çünkü bu programlara da baktığınızda çoğunluğunun da koruyucu sağlık hizmetiyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Yani çünkü hasta olduktan sonra tedavi etmek işin ayrı boyutu ama önemli olan kişilerin hastalanmadan yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmesi. Bu kapsamda da ben sürekli eğitim merkezinin bu programlarını son derece önemsiyorum.
Peki bizim bu üniversite olarak, belki tıp fakültesi olarak bakarsak, çevre illerde de şimdi tıp fakülteleri var. Ordu'da var bildiğim, Giresun'da var sanırım. Amasya'da kuruluyor. Amasya'da kuruluyor. Yani bunlarla Sinop'ta bir iş... yok. Sinop'ta yok. bu iş birlikteliği, belki Trabzon Üniversitesi'yle de, yani bölgemize o da yakın. Böyle bir iş birliği içerisinde organizasyonlar, rektörlük aracılığıyla, belki tıp fakültesiyle, bunlarla ilgili belki üretim görevlisi alışverişi veya bilgi alışverişi adına bu yönde proje... de çabalarımız var. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Hüseyin Akan'ın girişimleriyle bir resmi olmasa da bir bölge üniversiteler konseyi gibi bir yapılanma içerisindeyiz. Yani bizim Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, yeni açılan vakıf üniversitemiz Başarı Üniversitesi, Ordu, Amasya, Sinop, Giresun ki üniversitelerle birlikte birlikte hareket ediyoruz. Nasıl hareket ediyoruz birlikte? Özellikle burada enstitü müdürü hocalarımız bir araya geldiler yakın dönemde. Rektörlerimiz yine düzenli olarak bir araya geliyorlar. Birlikte ne yapabiliriz? İki, imkanlarımızı nasıl daha efektif kullanabiliriz? Üç, eğitimi nasıl paylaşabiliriz? Zaten gerek Ordu Üniversitesi'nin rektörü, gerek Amasya Üniversitesi'nin rektörü, gerekse Sinop Üniversitesi'nin rektörü, bizim üniversitemizde görev yapmış öğretim üyesi arkadaşlarımız, ki malumunuz bu üniversiteler de bizim üniversitemizden ayrılmış üniversitelerdir. Başarı Üniversitesi'nin rektörü de yine aynı zamanda bizim öğretim üyemiz Yunus Bekdemir. Yani böyle bir birlikteliğimiz de söz konusu. Önümüzdeki dönemde özellikle proje yönetim ofisleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu başkanlarıyla ve teknoloji merkezleriyle, işte Teknopark varsa onların sorumlularıyla birlikte de ayrı bir toplantı düzenleyeceğiz. Hedefimiz burada da araştırma açısından, bizde eğer bir alet varsa bunu onların da kullanımını açmak istiyoruz. Ordu'daki bir aletin ekipmanı da biz kullanmak istiyoruz. Yani birlikte bir protokol çerçevesinde. Böyle olunca da biz o aleti bir daha üniversitemize almamız gerekmeyecek. Yani bu ülke adına da son derece önemli bir çalışma olur diye düşünüyoruz. Hocam, üniversiteyle ilgili ve yaptıklarımızla, yapacaklarımızla ilgili çok güzel bilgiler sundunuz ama ben biraz daha farklı konulara müsaade ederseniz girmek istiyorum. Şu anda bizim izleyicilerimizin daha çok halk olduğunu biliyoruz ama bu halkın içinde tabii ki doktorlarımız da var, bizim meslektaşlarımız da var. Ve sağlık hizmeti sunumunda biliyorsunuz ki öncelik doktorlar, hemşirelerimiz, sağlık teknisyenlerimiz, sağlık memurlarımız. Fakat siz de bir hekim olarak asıl insan faktörünü hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor herhalde bu işte. İyi bir hekim nasıl olmalı? Kendini nasıl geliştirmeli? Kariyer düşüncesi olan arkadaşlarımız için ne gibi yol izlemeli? Konuyla çok alakası olmasa da bu tür konuların da bu programda gündeme getirilmesinin ve faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet. Bizi biraz bilgilendirebilir misiniz bu konuda? Tabii hekimlik insanla ilişkili bir meslek. İletişimi en yüksek düzeyde tutmamız gerekiyor. Ama malumunuz son dönemlerde biraz da bu sağlık hizmetinin yaygınlaşması, sağlık hizmetine kolay ulaşım da bir yandan istenmeyen sonuçlarda doğurdu. Yani hekime, sağlık çalışanlarına karşı da bir şiddet var. O yüzden hem hekimin hastayı anlaması, hem de hastanın da hekimin pozisyonunu anlamasında yarar var. Ben bazen üniversitede öğretim üyelerimiz, arkadaşlarımızla sohbet ederken şöyle bir takılıyorum. Ya diyorum, ben hekimlerin çocuklarının hekim olmamasını, hekim olmayan diğer meslek gruplarındaki çocuklarının da hekim olmasını öneriyorum. Neden? Bu aslında bir şaka. Birbirlerini daha iyi anlasınlar diyerek. Böyle bir sorunumuz var. Tabii burada bize de çok ciddi bir görev düşüyor. Hekim olarak biz hastalarımızla ve hasta yakınlarıyla iletişimi en yüksek düzeyde tutmamız lazım. Bu her şeyi alttan almak anlamında değil elbette. Evet. Ama onları anlayarak sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığımızı da onlara hissettirmemiz gerekiyor. Tabii kimi zaman bu çok zor. Çünkü o iş yükü içerisinde düşünün ki bütün gece ameliyata girmiş, ertesi gün tekrar hasta bakmaya devam eden bir hekimin yüzünün devamlı gülmesini beklemek de çok kolay olmasa gerekir. Bunu aslında en iyi hasta yakınları görebiliyor. İşte hekim arkadaşlarımıza benim önerim bu iletişim kanallarını
açık tutmaları. Yani evet, mümkün olduğu kadar bunu artırmamız gerekiyor. Akademisyenlik tabii farklı bir alan. Hekimliğin yanında eğitici bir alanı var. Akademisyen olmak isteyenlere gerek hekimlik alanında gerek diğer alanlarda en önemlisi çok okumaları gerekir. Çok okumak, çok pratik yapmak gerekiyor. Çünkü sadece okumak yetmiyor. O bilgiyi pekiştirmeniz, pratik hayata dökmeniz gerekiyor. Özellikle bu alanda da okumanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kendilerini bireysel olarak geliştirmeleri lazım. Bir akademisyenin yine iletişim, bence en önemli konu bu. Bütün iletişim kanallarını açık tutması lazım. Aslında yayın da bir iletişimdir. Makale yazmak da bir iletişimdir. Kongreye katılmak da bir iletişimdir. Bu alanlarda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Yani bu alanlarda geliştirdikçe, aktivitesini artırdıkça, küfesine bir belge, bir etkinlik, bir tecrübe attıkça, bir sonraki karşılaştığında, bir başka yere gittiğinde, aa diyecek benim küfemde bakın bir tane elma var. Orada bir elma dağıtacak, diyecek ya benim küfemde iki elma var. Karşısındaki de diyecek ya bunun deneyimi böyle artmış, ona o değeri verecek ve birlikte daha fazla araştırma yapılabilir diye düşünüyorum. Hocam sizi hazır burada bulmuşken biraz da sizin uzmanlık alanınızla ilgili konuyla pek alakası olmasa da bazı sorular sormak istiyorum. Murat. Önce isterseniz abi orayı geçmeden bu Canan Hocam'la ilgili bir şey merak ettim. Hani bu sanayi, turizm, spor aslında Samsun'un pek çok alanı var. Tarım, hayvancılık pek çok alanda Samsun gelişiyor. Turizm, işte sahil şeridi, uzunca bir sahil şeridimiz var. Bu alanda bir de özel sektör de var tabii. Yani özel okullar, işte diğer özel hastaneler, diğer özel kuruluşlar. Bunlar bizim sürekli eğitim merkezimizden yararlanabiliyorlar mı? Yani böyle bir bilgi tabii alımı ki veya bilgi, şimdi siz biraz bahsettiniz halka yönelik etkinliklerden ama evet, diğer sanayi olsun, aha, çünkü onların da bir sağlık ihtiyacı var. Kesinlikle. Çünkü belirli bir işçi çalıştıranlar var, belirli bir öğrenci hizmeti verenler var veya bir diğer sağlık kuruluşları gibi. Bunlar bizim sürekli eğitim merkezinde yararlanabilirler herhalde ama buna ilgili neler söylemek istersiniz? Örneğin bizim verdiğimiz eğitimlerden birisi de bu 6 aylık dönemde Atakum Belediyesi'ne insan kaynakları ile ilgiliydi, personeline. Bundan başka örneğin Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'na yine insan kaynakları ile alakalı belirli bir dönemlerde daha önce başlatılmış ve Aralık ayında da son bulacak şekilde yine bir insan kaynakları ile ilgili eğitim verilmişti. Aslında birçok proje geliyor bize ve bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Örneğin en son gelen yine bize bir hastaneden eğitim talebinde bulundu personellerine yönelik. Onlarla alakalı şu anda bir çalışma yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile alakalı yine çalışmalar yapabiliyoruz. Örneğin yine bizim faaliyetlerin içerisinde Karadeniz, Samsun Karadeniz Rotary ile alakalı bizim üniversite öğrencilerine yönelik toplum liderleri geliyor diye bir 8 haftalık, daha doğrusu hafta sonları olacak şekilde bir program hazırlamışlar. Bu da çok faydalı bir eğitim oldu. Bunun organizasyonunu onlarla birlikte yaptık ve her hafta sonu öğrencilerimize üniversiteden mezun olduktan sonra örneğin iş başvurusu yapacaksa bir iş başvurusu nasıl yapılır, bir CV nasıl yazılır, güzel konuşma ile alakalı, sunum teknikleriyle alakalı ya da bazı mesleklerden rol model kişiler gelerek 8 haftalık bir program tamamlandı. Yaklaşık bizden 30 öğrenci katıldı ve programın sonunda da katılım belgesi aldılar. Ve bu katılan öğrenciler diğer arkadaşlarını bunu söyledikten sonra başka öğrencilerden bize sürekli işte gördükleri zaman sorma ya da arama şeklinde de bir geri dönüşüm oldu. Böyle programlar tekrar hazırlayacak mısınız diye.
Bunu da çok önemsiyorum. Yani üniversitede okuyan öğrencilerle ilgili şehirdeki sivil toplum kuruluşlarıyla, bazı kuruluşlarla birlikte böyle programlara devam edeceğiz. Evet, Can Hocam'ın da söylediği gibi ben burada bir ekleme yapıyorum, yapmak istiyorum. Can Hocam, şöyle bir aslında şeye geçmek istiyoruz. Yaşlı hasta bakımı ve bakıma muhtaç hastaların bakımıyla alakalı bir proje başlatmak istiyoruz. Ama bu çok şu anda olgunlaşmış bir proje değil. Onunla ilgili halka eğitim vermek. Bu artık verecek olduğumuz saate göre bir katılım belgesi olabilir ya da bir sertifika. O konuda bazı şüpheler ve soru işaretleri var. Saatlerin hesaplanması gerekir, lazım. Evet. Bu da bence çok gerekli olan toplumun ihtiyaç duyduğu noktalardan bir tanesi. Değil mi Canan Hocam bu konuda? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Ticaret ve Sanayi Odası'nda biz bunu gerçekleştirmiştik. Evet, 4-5 yıl oldu hatırlıyorum ben de vardım o çalışmada. Aslında kadınlara yönelik de ben birçok projelerde, sivil toplum kuruluşlarında bulundum. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıldı ve yapılıyor kadınlara yönelik. Ama maalesef şöyle durumlarla da karşılaştık. Çok güzel eğitimler düzenlendi ve ilgili çok değerli doktor hocalarımız eğitimler verdiler ki vakitlerin çok değerli olmasına rağmen, çok az zamanları olmasına rağmen. Fakat sonradan iş için kadınlar parayı beğenmediler. Yani ben şöyle düşünüyorum, bu tür programlarda mutlaka güçlendirme yapmak lazım kadınlara. Çünkü gerçekten çalışmak istiyorlar mı? Çok da ihtiyaç var. Evet. Bu tür konularda böyle insanlara kesinlikle istihdamı çok rahat sağlanacak aslında. Ama o dönemden çok iyi hatırlıyorum. Çok emin değilim ama sanıyorum 3 kişi falan sadece çalışmayı kabul etti bu eğitimi aldıktan sonra. Ve gerçekten de çok kaliteli bir eğitim programıydı. Ama bunu yaparken tabii ki öncelikle kadınlara çalışmak istiyor musunuz ya da çalışmalısınız, sosyalleşmelisiniz gibi bir güçlendirme programı da hazırlamak gerekir diye düşünüyorum. Süremiz o kadar çabuk geçiyor ki işaret ediyoruz süremiz azaldığını. Hakan Hocam'a belki o çok da soru da var aslında o konuyla ilgili ama seçtiğimiz isterseniz bence nokta nokta soruları şey yapalım. Hocamı bulmuşken şimdi artık üniversiteyle ilgili bence sorulara yavaş yavaş ilgili belki başka bir program yapmamız gerekiyor ama Hakan çok kısa sorular bence soralım. Belki doğru. Yine davet edelim hocam, ama. mesela merak edilen şeylerden bir tanesi. Çok tartışılan grip aşısı hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Kimlerde uygulanmalı? Yani oradan başlayalım istersen. Evet. Grip aşısını kim yapmalı gibi. Evet. Gerçi grip aşısı zamanı geçti herhalde şu anda. Artık geçti. Ama yine de tabii yapılırsa da koruyuculuğu birkaç hafta içerisinde olabileceği için onu da göz önünde almak lazım. Hani yapılmaz diye bir şey yok ama önerilen Ekim ayında, Ekim ayı, Kasım aylarında yapılması öneriliyor. Kimler yapılmalı? 65 yaşın üzerindekiler. Altta yatan bir hastalığı olanlar, örneğin kalp hastalığı, diyabet hastalığı gibi hastalığı olanlara grip aşısı yapılması önerilir. Tabii gripten koruyor. Ama tabii %100 değil, %70'lere kadar var oranlarda gripten koruyabiliyor. Burada da bir yanılgı şu var. Bizim toplumumuzda, bazen sağlık çalışanları da bunu karıştırıyor, griple nezle çok karışıyor. Şimdi grip oldum, nezle oldum diyor. Şimdi hem grip hem nezle olunmaz. Ya griptir ya nezledir. İkisinin arasında çok temel birkaç fark var. Birincisi grip insanı yatırır. Öyle çok günlük işlerinizi yapamazsınız. Ateş olur ve çok yaygın kas ağrısı olur. Yani ben grip olduğum iki zamanı çok iyi hatırlıyorum. Yatağımdan kalkamamıştım. Ama nezle olduğunuzda ateşiniz yoktur. Burun akıntısı olur, burun tıkanıklığı olur. Hafif öksürüğünüz olabilir ama işinize devam edersiniz. İkisi de virüstür. Bunu niye söylüyorum virüs olduğunu? Hiçbir antibiyotik işe yaramaz bunlarda. Yani o yüzden hiç ilaç kullanmaya da gerek yoktur. Gribe dönük ilaçlar var.
Eğer hekim onları tercih ederse o virüslere dönük ilaçlar kullanılabilir. Ama özellikle bu bahsettiğim risk grubundaki kişilerin her yıl aşılanmasına da yarar var. Çünkü hocam oradan şeye girersek belki bir ara domuz gribi modası vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyoruz ama bir de kuş gribi. Yani böyle şimdi yeni bir tane daha duydum, adını aklıma gelmiyor ama koronavirüs. O var. Yani bunlarla ilgili ne söyler? Bir ara domuz gribi aşısı vurulduk. Sağlık Bakanlığı da bunu teşvik etti. Doğru. Şu anda yok ama herhalde öyle bir teşvik. Domuz gribi dediğimiz artık normal grip halini aldı. O zaman domuz gribi denen virüs tipi artık normal grip halini aldı. Aşının içeriği o komponentleri içeriyor. Daha önce kuş gribi vardı, doğru. Bizim ülkemizde de görüldü. Kuşlardan bulaşan. Bunların önüne geçmek çok kolay değil. Çünkü aynı tip virüsler hem hayvanlarda hem insanlarda olunca ve bunlar bir yerde birleşince çok farklı bir virüs karakteri kazanabiliyorlar. Vücut da onu tanımadığı için hastalık yapıyor. Koronavirüs eskiden beri bilinen bir virüstür. Ama toplu yaşam yerlerinde yaygınlığı artabiliyor. Dünyada da böyle bir sorun günümüzde var. Hocam hazırladığımız sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. Bu ev hanımlarına mutfakta çalışırken enfeksiyon hastalıkları açısından ne önerirsiniz? Şimdi biz daha ziyade ev hanımlarının da seyrettiğini umut ediyoruz ve biliyoruz. Bununla ilgili acaba özel bir öneri var mı enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak? Şimdi şöyle en önemlisi temizlik. Bu temizlik kurallarına riayet ederlerse burada da bulaş nereden olabilir? Özellikle çiğ sebze meyvelerden asıl bulaş olur. İyi pişirilmiş yiyeceklerle bir şey bulaşmaz. Çiğ sebze ve meyveleri mutlaka iyi yıkanması lazım. Suyla iyice yıkanması gerekebilir. Sirkeli sular kullanılabilir. Sebzeler için özellikle temizlemek amacıyla kullanılabilir. Yiyecekler iyice pişirilerek yenmeli. Yine yiyeceklerle ilgili en önemli sorunlardan bir tanesi yiyeceklerin devamlı pişirilmesi, soğutulması, tekrar pişirilmesi, ısıtılması gibi durumlarda bakterilerle kontaminasyon riski artıyor. Onun için böyle çok büyük miktarlarda yemekler yapmak yerine az az yapmak ve tüketmek daha yararlı olacak. Hatta az az yemek değil mi hocam? Orası kesin. Size şey de sorayım hocam. Galoşla ilgili söyleyeceğiniz şey var. Bir galoş bir ara modaydı. Şimdi galoş daha çok enfeksiyon nedeni oluyor gibi. Hastanede veya diğer kurumlarda. Yani biz hastanemizde galoş kullanılmasını istemiyoruz. İstemiyoruz. Yani ortak alanlarda, yoğun bakımlarda falan galoş kullanılmasını istemiyoruz. Evet. Tamam, galoş belki tozu, çamuru vesaireyi engelliyor. Ama galoş giyerken elimizi kullanıyoruz. Elimizle ayakkabıya temas ediyoruz. Eğer ondan sonra elimizi yıkamıyor isek ve onlara hastalarla temas ediyorsak o zaman hastalara bütün o yerdeki mikroorganizmaları taşıyoruz. Bununla ilgili herhalde... Yani galoş istemiyoruz, paspas istemiyoruz. Kapı girişlerinde paspas istemiyoruz. Onlar da nemli, ıslak ortamlar mikroorganizmalar için çok güzel bir vesiyedir. Bu izleyicilerimiz için güzel bir mesaj olarak bitirmek aşamasına da geldik. Bu mesajı da bitirelim. Ben çok teşekkür ediyorum her iki hocamıza da. Ersoy, bir şey demek ister misin? Valla biz başlangıçta dedik ki 2 saat süremiz var. Acaba bu vakti doldurabilecek miyiz? Ben görüyorum ki pek de yeterli olmadı herhalde ama. Herhalde enfeksiyonla ilgili hocam bir program kesinlikle. Daha. Kesinlikle. Ayrıca yapmamız gerekecek. Çok hızlı onun, onun başlangıcı bile olmadı diyelim hocam. Programımızı şöyle bitirmek istiyorum. Ben önümüzdeki hafta bir felçle ilgili bir programımız olacak. Üniversitemizden yine nöroloji anabilim dalından doçent doktor Levent Güngör ve doçent doktor Kemal Balcı hocamızla birlikte felç nedir, neler yapılmalıdır, beyin kanaması, beyin damar tıkanıkları nedir, hasta ve hasta yakınları bu durumda nelere dikkat etmelidir hep beraber işlemeye çalışacağız o hocalarımızla. Yine sizlerin de desteğiyle, katılımıyla, soru ve önerilerinizle önümüzdeki haftaki programı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tabii biz bu programda sürekli eğitim merkezi ve rektörlüğümüzün desteğiyle üniversitemizin sağlık alanındaki sesi olmaya bundan sonraki programlarla devam edeceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum hocam her ikinize de. Ama son sözü yine size bırakmak istiyorum. Söylemek istediğiniz şeyler olursa onları alabiliriz. Tekrar başta da söylediğim gibi, tahmin ettiğim gibi geçti. Çok yararlı bir program olduğunu düşünüyorum. Hem sizlere, hem Aks TV'ye, hem Sürekli Eğitim Merkezi'ne, üniversitemiz adına çok teşekkür ederim. Ben de faaliyetlerimizi gerçekleştirmede, başta Sayın Rektörümüze ve Rektör Yardımcılarımıza,
sürekli eğitim merkezi ekibimize, yönetim kurulu üyelerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Başarılar diliyorum. Biz de katılımımızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Programımızın adı Sağlıklı Yaşam. Ve hepinize bu hafta sonundaki bu saati bize ayırdınız. Biz sizi sağlıkla ilgili bilgilendirmek amacımızdı. Umarım başarılı olmuşuzdur. Hepinize yeni haftada ve gelecek günlerde yine sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.